standart koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelere göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A seçeneğinde flor molekül içi bağının kırılması hidrojen molekül içi bağının kırılmasından kolaydır denilmiş. Bakın flor bağlarını kırmak için bize 158 kilojül enerji gerekiyor. Hidrojen bağlarını kırmak için ise 436 kilojül enerji gerekiyor. O zaman bu ifademiz doğrudur. B seçeneğinde iki no'lu tepkimede kırılan bağların enerjisi oluşan bağların enerjisinden azdır denilmiş. Şimdi arkadaşlar entalpi hesaplarken ne yapıyorduk? Bağ enerjisi üzerinden kırılan bağlar, eksi oluşan bağlar diyorduk. Şimdi bu işlemin sonucu negatif çıkmış ikinci tepkimede. O zaman bu işlemin sonucunun negatif çıkabilmesi için kırılan bağların oluşan bağlardan düşük olması lazım. Yani şurada eksi var. Oluşan bağlar daha yüksek olması gerekir. O zaman bu ifademiz de doğru. C seçeneğinde birinci ve üçüncü tepkimelerde düşük sıcaklıklarda tepkimeye giren maddeler daha kararlıdır denilmiş. Arkadaşlar düşük sıcaklıklarda enerjinin olduğu taraf daha kararlıydı. Birinci ve üçüncü tepkimelerimize enerji girenlerde olduğu için o zaman bu ifademiz doğrudur. D seçeneğinde atomlar arasındaki bağın kırılması fiziksel bir olaydır demiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü bağ kırılması yani güçlü etkileşimi kırıyoruz burada e, yeni ma e, maddeler oluşuyor. O zaman bu ifademizdeki şurası ne olması lazım? Kimyasal bir olay demesi gerekiyordu. E seçeneğinde İki nolu tepkimede minimum enerjili olma eğilimi ürünler tarafındadır demiş. Arkadaşlar bakın bu tepkimizde ısıyı hangi taraf yazacağız? Egzotermik olduğu için ısı ürünler tarafına yazılır. Çünkü ısı veren bir tepkimedir. Entalpisi sıfırdan küçüktür. Isının olduğu taraf minimum enerji eğilimin olduğu taraftır. O zaman ürünler yönünde olduğu için doğrudur. Burada yanlış olan D seçeneğidir. Verilen tepkimeye göre 2.2 gram propan gazının yeterli miktarda oksijen gazıyla tamamen reaksiyonu sonucunda kaç kilojul ısı açığa çıkar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Şu gramı mole çevirelim. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. Kütlemiz 2.2 bölü mol kütlemiz propanın mol kütlesi karbon 12. 12 çarpı 3'ten 36 yapar. Hidrojen 1, 8 kere 1, 8 yapar. Topladık. 44 gram yaptı. O zaman 2.2 bölü 44. Buradan işlem yaparsak 1 bölü 20 çıkar. Yani mesela 2.2 virgülden kurtarıp 22 bölü 10 ve 44 şeklinde de yazabilirsiniz. 22 ile 44'ü sadeleştirdik. 1'e 2. Yani 1 bölü 2'den 0.05 mol çıktı. Şimdi arkadaşlar bakın tepkimemizde bu maddemizin başında bir var. Yani bu maddemizden 1 mol tepkimeye girdiğinde 2200 kilojül ısı açığa çıkıyor. 1 mol propandan C3H8'den 2200 kilojül ısı açığa çıkıyorsa 0.05 mol propandan acaba kaç kilojül ısı açığa çıkar? Buradan A eşittir 0.05 çarpı 2200. Yani 0.05'i az önceki gibi 1 bölü 20 şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani 1 bölü 20 çarpı 2200 şeklinde yazabilirsiniz. Buradan 1 sıfır attım. Buradan 1 sıfır attım. 220'yi 2'ye böldüğümüzde 110 kilojül olur. Şimdi burada açığa çıkan ısımız 110. Yani burada eksi 110 mu artı 110 mu e, diye düşünecek arkadaşlar için söylüyorum. Açığa çıkan ısı dediğinde eksi olamaz. Çünkü tepkimiz egzotermik bile olsa nedir? Mesela bir tepkimenin en eksi 110 sa bunun anlamı zaten 110 kilojul ısı açığa çıkıyor demek. Yani cevabımız 110'dur. B seçeneğidir. Yukarıda bazı maddelerin standart oluşum entalpide verilmiştir. Bu denklemimize göre 2 şermol amonyak ve hidroklorik asit gazları alınarak gerçekleştirilen tam verimli tepkimenin entalpi değişimi kaç kilojüldür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu tepkimenin entalpisini hesaplayalım daha sonra 2 şermola göre de yorumumuzu yaparız. Şimdi tepkimenin delta aşını nasıl hesaplayacağız? delta eşittir oluşum entalpileri verilmişse ürünlerin oluşum entalpileri eksi girenlerin oluşum entalpileri diyorduk. Şimdi ürünler tarafında kim var? Amonyum klorür var. Bir tane. Eksi girenler tarafında kim var? Amonyaktan bir tane var. Artı hidroklorik asitten yine bir tane var. Şimdi amonyum klorürün enerjisine baktığımızda eksi 315. Eksi amonyak eksi 45. Hidroklorik asit ise eksi 90. O zaman buradan eksi 315 eşittir. 90 ile 45'i toplarsanız eksi 135 yapar. Daha sonra parantezi açtığınızda buradan artı 135 yapar. Eksi 315 ile artı 135'i toplarsak buradan eksi 180 kilojoul sonucuna ulaşırız. Şimdi arkadaşlar bizim tepkimemizde bu maddelerin başında bir var. Yani bu maddemizden 1 mol bu maddemizden 1 mol tepkimeye girerse eksi 180 oluyormuş. En tabi bir değişimiz. Şimdi soruda diyor ki ikişer mol. Yani bu maddemizden 2 mol aldık. Bu maddemizden de 2 mol aldık. Şimdi tam verimli dediğinde en az biri bitecek. Peki kim biter? Az katı olan biter. Bakın 1'e 2. 2 katı 1'e 2. Iki. İkisi de aynı katı olduğu için ikisi de bitecek. Yani istiyorsanız denklemi amonyağa göre kurun. İstiyorsanız hidroklorik asite göre kurun. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Yani şöyle söyleyelim. Bakın bizim tepkimimizde maddemizin başı 1'de. Yani mesela diyelim ki 1 mol hidroklorik asit tepkimeye girdiğinde entalpi değişimim eksi 180 kilojül ise 2 mol tepkimeye girersem entalpi değişimim acaba kaç kilojül olur? Buradan A eşittir. 2 çarpı eksi 180'den bu işlemin sonucu eksi 360 kilojül olacaktır. Yani cevap C seçeneğidir. yukarıda verilen tepkimelerle ilgili yargılarının hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifademizde Q3, I2'nin bağ enerjisidir denilmiş. Şimdi arkadaşlar bağ enerjisi olabilmesi için maddenin gaz halinde olması lazım. Ama bizim tepkimemize baktığımızda iot katı. İyot katından gaza geçmiş ve burada bakın iot molekülü yani iotlar birbirine bağlıyken burada iotlar birbirinden ayrılmış yani bağ kırılmış. Ya yani o zaman buradaki Q3 için şunu söyleyebilirim. 1. Madde katıdan gaza geçmiş, hal değişimi gerçekleştirmiş. Yani Q3 için hal değişimi enerjisi artı bağlar da kırıldığı için artı bağ enerjisidir. Yani Q3, I2'nin bağ enerjisi ve hal değişim enerjilerinin toplamıdır. İkinci ifademizde Q2 süblimleşme enerjisidir demiş. Süblimleşme nedir? Nedir? maddenin katı halden gaz hale geçmesidir. Evet burada bakın madde katıdan gaza geçmiş. O zaman buradaki enerjimiz süblimleşme enerjisidir. Üçüncü yargımızda Q1 enerji değeri Q3 enerjisinden küçük, Q2 enerjisinden büyüktür demiş. Bakın Q1 madde gaz halinde iot molekülleri, iot atomlarına dönüş, dönüşmüş. O zaman bu nedir? ba enerjisidir. Şimdi burada şöyle söyleyeyim bakın Q1 bağ enerjisi. Bağı kırmak için gereken enerji hal değişiminden daha büyüktür. Yani burada sadece hal değişimi gerçekleştiği için Q1 Q2'den büyüktür. Peki Q3 ile kıyaslarsak bakın Q3 hem hal değişim enerjisi hem de bağ enerjisinin toplamıdır. O zaman burada sadece bağ enerjisi olduğu için Q3 de Q1'den büyük olacaktır. O zaman bu durumda üçüncü yargımız doğru olur. Bakın Q1 3'ten küçük 2'den büyüktür. O zaman 3'ü de doğru olduğuna göre cevap hepsi yani D seçeneğidir. Verilen tepkiminin belirli koşullardaki entalpi değeri artı 84 kilojüldür. Buna göre aynı koşullarda gerçekleşen bu tepkimenin entalpi değeri kaç kilojördür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tepkimelerimizi incelediğimizde bakın bu tepkime ile bu tepkime birbirinin tersi öncelikle. Yani buradaki bu maddemiz ürünlere gitmiş. Bunlarsa girenlere gelmiş. Yani tepkimeyi ters çevirmişler. Şimdi bir tepkimeyi ters çevirirseniz entalpi işaret değiştirir. Yani delta h eşittir. Burada artıydı. Eksiye döndü. Bir de Şimdi bu tepkime'den bu tepkimeye gelirken tepkimeyi 2 ile çarpmışlar. Çünkü bakın bu maddemizin başında 2 vardı. 4 olmuş. Diğerlerinin başındaki kat da iki 2 katına çıkmış. O zaman bir tepkimeyi herhangi bir sayı ile çarpıyorsanız ya da bölüyorsanız entalpiyi de aynı sayı çarpmanız ya da bölmeniz gerekir. O zaman 84'ü 2 ile çarparsak 168 yapar. O zaman cevap eksi 168 yani B seçeneği olur. Yukarıdaki tabloda H2O gazının ve sıvısının oluşum entalpileri verilmiştir. Buna göre standart koşullarda 63 gram suyu tamamen buharlaştırmak için verilen tepkimeye göre en az kaç gram karbon monoksit gazı yeterli miktardaki oksijen gazıyla yakılmalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu olayı bir aydınlatalım. Buharlaşma ne demektir? Buharlaşma maddenin sıvı halden gaz hale geçişidir. Peki bu tepkimenin delta H'ı kaç olur? Bir de onu hesaplayalım. Delta H eşittir ürün eksi giren. Ürünler tarafında gaz var. Girenler tarafında sıvı var. Et gazın değeri eksi 240. Eksi sıvının değeri eksi 280. O zaman şöyle olur. Eksi 240 burası artı olur. Eksi ile eksiyi çarptık. Artı 280'den artı 40 kilojül gerekir. Şimdi arkadaşlar bu 40 kilojül bakın suyun başında bir var. Yani 1 mol su tepkimeye girdiğinde bana 40 kilojül enerji gerekiyor. Tabi bir mol su kaç gramdır? Yani mol kütlesi için şunu söyleyebiliriz. 2 kere 1, 2. 1 kere 16, 16 topladık. 18 oldu. Yani 18 gram su için bize 40 kilojül ısı gerekiyorsa 63 gram suyu buharlaştırmak için acaba kaç kilojül ısı gerekir? Buradan A eşittir 63 çarpı 40 bölü 18. Buradan şöyle yapabiliriz. Bakın 9'a böldüm 2. 9'a böldüm 7. 2 ile de 40'ı sadeleştirdik 20. 7 kere 20 bana 140 kilojül ısı gerekiyor. Şimdi Aşağıdaki tepkimemizi incelersek bakın karbon monoksitten 1 mol tepkimeye girdiğinde başında 1 var. 1 mol tepkimeye girdiğinde 280 kilojül ısı açığa çıkıyor. Peki 1 mol karbon monoksit kaç gram? Onu da bulalım. Karbonun ağırlığı 12 oksijenin ağırlığı 16 topladık 28. Yani 1 mol 28 gram. O zaman 28 gram karbon monoksit tepkimeye girdiğinde 280 kJ ısı açığa çıkıyorsa 140 kJ ısı elde edebilmek için. Çünkü bana 140 kJ ısı gerekiyor ki ben 140 kJ ısıyı alayım ve 63 gram suyu buharlaştırayım. 140 kJ ısı elde edebilmek için acaba kaç gram mesela buraya da B gram diyelim. Kaç gram karbon monoksit gerekir? Buradan B eşittir. 140 çarpı 28 bölü 280. Buradan şöyle yapabilirsiniz. 140 ile 280'i sadeleştirdik. Aşağıda 2 kaldı. 28 bölü 2'den bu işlemin sonucu 14 gram çıktı. Yani cevap A seçeneği oldu arkadaşlar. Yukarıda bazı atomlar arasındaki bağlara ait ortalama enerji değerleri verilmiştir. Gaz fazında gerçekleşen bu tepkimenin entalpi değişimi kaç kilojouldur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bağ enerjisiyle entalpi hesaplarken ne yapıyorduk? Delta H eşittir kırılan bağlar eksi oluşan bağlar şeklinde hesaplıyorduk. Şimdi kırılan bağlarımıza baktığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane karbon klor bağ kırılacak. Şurada bir tane karbon hidrojen bağımız kırılacak. Artı bir tane de karbon karbon arasındaki tek, tekli bağımız kırılacak. Artı şurada iki tane hidrojen florür bağımız var. Bunlar da kırılacak. Eksi oluşan bağlarımıza baktığımızda 1 2 3 tane karbon klor bağımız var. Artı 1 2 tane karbon flor bağımız var. 1 tane karbon hidrojen bağımız var. Artı 1 tane karbon karbon tekli bağımız var. Artı 1 pardon 2 tane de hidrojenle klor arasındaki bağımız var. Bunlar da oluşacak. Şimdi arkadaşlar bu sorunun çözümüne geçmeden önce yani sayısal değerleri yerine yazmadan önce bakın mesela bizim eşitliğimizde karbon hidrojen bağı var ama buraya baktığımızda karbon hidrojen bağı yok. Ya da mesela karbon karbon tekli bağı var baktığımda tablomuzda karbon karbon tekli bağımız yok. Çünkü mesela biz şurada şu parantezi açarsak mesela şu aradaki eksiği açarsak şöyle olur mu? Yeniden bir yazalım. Biraz daha geniş olsun diye buradan başlatalım. 5 tane karbon klor bağımız var. Bunlar değişmeyecek. Artı karbon hidrojen bağımız vardı. Artı karbon karbon tekli bağımız vardı. Artı 2 tane hidrojen flor bağımız vardı. Şimdi şurası eksi olacak. Eksi 3 tane karbon klor bağ. Eksi 2 tane karbon flor bağ. Eksi karbon hidrojen bağ. Eksi karbon karbon bağımız. Eksi iki tane hidrojen klor bağımız. Tabi burada eksilerle hani bağlar karışmasın diye mesela şunları böyle parantez içerisine alabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada karbonla hidrojen var. Burada da karbonla hidrojen var. Eksi işaretlisi bunlar birbirini götürür. Mesela şurada karbon karbon tekli bağımız var. Burada da karbon karbon tekli bağımız var. Bunlar da birbirini götürecek. Yani bu yüzden tabloda bunların değerleri verilmemiş. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın burada 5 tane karbon klor bağımız varken burada 3 tane karbon klor bağımız var. O zaman buradan yine 5'ten 3'ü çıkarsak bu tarafta 2 tane karbon klor bağımız fazladan kalacak. 2 tane hidrojen flor bağımız kaldı. Şurada 2 tane karbon flor bağımız kaldı. Eksi 2 tane karbon flor bağı. Daha sonra 2 tane de eksi 2 tane de hidrojen klor bağımız. Şimdi bunların sayısal değerlerini alalım ve artık yerine yazalım. Şimdi iki tane karbon klor bağımız. Karbon klor bağı burada verilmiş 340 yani 2 çarpı 340 artı hidrojen flor bağımız 570 2 çarpı 570 eksi karbon flor bağımız baktığımızda 450. 2 çarpı 450. Hatta bunu bakın tekrar eksi parantezinde de alabilirsiniz. Ee, çok da karıştırmaya gerek yok. Artı hatta karıştırmayalım hocam. Hiç bir eksi aldınız bir artı aldınız. Kafamız iyice karıştı demeyin diye söylüyorum. Şurası 2 çarpı 450 eksi şu bağımızın değeri ise 430. Yani 2 çarpı 430. Evet 2 340 ile çarptınız. 680 yaptı. 572 ile çarptınız 1140 yaptı. 2 450 ile çarptı tabi eksi 900 yaptı başında eksi vardı. 2 eksi eksi 2 430 ile çarptınız eksi 860 yaptı. Evet şuradan iki, iki pozitif sayımızı toplarsak burası 1820 yapıyor. Şu iki negatif sayımızı da topladığımızda burası da eksi 1760 yapıyor. Bu işlemin sonucu artı 60 kJ olarak çıkar. Yani cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Yukarıda belirli koşullarda gerçekleşen tepkimeler ve entalpi değerleri verilmiştir. Aynı koşullarda gerçekleşen bu tepkime için yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu tepkimemizin bir entalpisini hesaplayalım. Daha sonra yargılarımıza geçeriz. Şimdi istenilen tepkime de bakın karbondioksit girenler kısmında olsun ve bir tane olsun diyor. O zaman biz şöyle yapmamız, bizim şöyle yapmamız gerekiyor. Karbondioksiti girenler alıp tepkimeyi de ikiye bölmemiz gerekiyor. O zaman yapalım karbondioksiti yani tepkimeyi ters çevirdik karbondioksit buraya geçti ve ikiye böldük tepkimimiz şu şekilde oldu. Peki entalpimiz ne oldu? Bir tepkimeyi ters çevirirseniz entalpi işaret değiştirir. Yani burası artı oldu. Ve 2'ye böldüğümüz için entalpiyi de 2'ye bölüyoruz. 570'i 2'ye bölerseniz 285 kilojül olur. Bakın hidrojen girenler de olsun bir tane olsun diyor. Evet hidrojen girenlerde ve bir tane. O zaman bu tepkimeyi aynı şekilde yazıyorum. Hidrojen artı 1 bölü 2 oksijen ve su. Bu tekmen delta H da aynı şekilde kalır. Herhangi bir işlem yapmadığım için. Eksi 240. Şimdi tepkimeleri taraf tarafa topla, toplayalım. Bakalım istenilen tepkime olmuş mu? Tabi burada oksijenler birbirini götürecek. O zaman şöyle olacak. Karbondioksit artı hidrojen. Karbon monoksit artı su. Evet istenilen tepkimeyi oluşturduk. O zaman ne yapmamız lazım? Tepkimeleri topladığımız gibi entalpileri de toplamamız gerekiyor. Delta eşittir. Eksi 240 artı 285'ten bu işlemin sonucu artı 45 kilojül olarak çıkar. Şimdi birinci ifademizde tepkimenin gerçekleşebilmesi için sisteme 45 kilojül ısı verilmelidir demiş. Evet 45 kJ bulduk. Sayı doğru. Ve endotermik yani pozitif işaretle çıktı. Sıfırdan büyük çıktı. O zaman ısı alan bir tepkimedir. Bu tepkimeye ısı vermemiz gerekir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde 0.2 mol karbondioksit gazının tamamının tepkimeye girmesiyle 9 kilojül enerji açığa çıkar denilmiş. Arkadaşlar bakın bizim karbondioksitimizin başında bir var. Yani bunun anlamı şudur. 1 mol karbondioksit tepkimeye girdiğinde 45 kJ enerji gereklidir. 0.2 mol karbondioksit tepkimeye girdiğinde acaba kaç kJ enerji gerekir? Buradan a eşittir 0.2 çarpı 45. Evet 45'i 0.2 ile çarptığımızda yani 2 ile çarpıp ona böldüğümüzde 9 kilojül olur. Bakın sayı bakın sayı doğru 9 kilojül ama burada enerji gereklidir. Çünkü endotermiktir. O zaman şu ifademiz yanlış. Sanki egzotermik bir tepkimeymiş gibi enerji açığa çıkar denilmiş. Olmaz. Burada şöyle demesi gerekiyordu. 9 kilojül enerji gereklidir. Ya da 9 kJ enerji verilmelidir gibi bir şey kullanması gerekirdi. Üçüncü yargımızda ürünlerde normal koşullarda toplam 22,4 litre hacim kaplayan gaz oluşabilmesi için 90 kJ enerji gerekir denilmiş. Şimdi normal koşullarda 22,4 litre demek ne demek? 1 mol demek. Diyor ki toplam 1 mol gaz oluşabilmesi için ürünlerde zaten şu maddemiz sıvı. Yani şu maddemiz gaz olduğu için bu maddemizden 1 mol oluşması için 90 kilojül enerji gereklidir denilmiş. Arkadaşlar zaten bizim tepkimemizde bu maddenin başında 1 var. Bakın bu maddeden 1 mol oluşurken bize ne kadar enerji gerekiyor? Az önce hani burada bulmuştuk ya 45 kilojül enerji gerekiyor. O zaman bu ifademiz yanlış olur. şu değerin 45 olması gerekirdi. Bu durumda doğru olanlar sorulduğu için cevap yalnız bir ve E seçeneği olur arkadaşlar. Entalpi değişimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademize baktığımızda diyor ki maddenin fiziksel haline bağlı olarak değişir doğrudur. Sonuçta maddenin katı, sıvı ve gaz hallerini dikkate aldığımızda gaz halinin enerjisi yani dolayısıyla entalpisi en büyük olan haldir. Yani maddenin hali değişirse enerjisi değiştiği için bu da tepkimenin entalpisini değiştirir. İkinci ifademizde de madde miktarına bağlıdır demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Yani bunu basit anlamda şöyle düşünebilirsiniz. Mesela 1 kilogram odun yaktığınızda elde ettiğiniz enerji ile 10 kilogram odun yaktığınızda elde ettiğiniz enerji aynı olabilir mi? Olmaz. Sonuçta burada yaktığınız odun miktarı arttıkça elde edeceğiniz enerji miktarı da artacaktır. Yani entalpi artacaktır. Üçüncü ifademizde delta H ile gösterilir demiş. Bu ifademiz Doğrudur. Zaten delta demek değişim. Buradaki h harfi de entalpi yani entalpi değişimidir. Dördüncü ifademizde ısı alan tepkimelerde enerji tepkimeye girenler kısmında gösterilir denilmiş. Bu ifademiz de doğrudur. Isı alıyorsa ısıyı da nereye yazıyorduk? Girenler kısmına. Girenler kısmında yazılır. Bu ifademiz doğru. Son ifademizde tepkimenin entalpi değeri hesaplanırken girenlerin entalpileri toplamından ürünlerin entalpileri toplamı çıkarılır denilmiş. Bu ifademiz yanlıştır. Çünkü delta H'ın formülü neydi? Delta H eşittir. Ürünlerin entalpisi eksi girenlerin entalpisi şeklindedir. Burada ise tam tersi söylenmiş. Bakın ne diyor? Girenlerden ürünler çıkarılır demiş. Hayır. Ürünlerden girenler çıkarılır demesi gerekirdi. Bu durumda cevap 5 ve E seçeneğidir. Yukarıda denklemleri verilen tepkimelerde yer alan bileşiklerden hangileri düşük sıcaklıkta kendisini oluşturan elementlere göre daha kararlıdır? denilmiş. Arkadaşlar şöyle bir kuralımız vardı. Düşük sıcaklıkta düşük enerjili olanlar Yüksek sıcaklıkta yüksek enerjili olanlar daha kararlıydı ve tepkimelerde ısının olduğu taraf daha düşük enerjili olduğu için düşük sıcaklıkta daha kararlı oluyordu. Yani bizim burada şuna bakmamız lazım. Isı nerede? Bakın mesela birinci tepkimede ısı girenlerde. O zaman girenler daha düşük enerjili ve daha kararlı. O zaman burada bu bileşik elementlerine göre daha kararlı olmadı. İkinci tepkimede ısı ürünlerde. O zaman ürünler yani bu bileşik elementlerine göre daha kararlı o oldu. Üçüncü tepkimiz yine ısı ürünlerde. O zaman burası yani ürünler daha kararlı. Bu durumda ürünlerdeki bileşik girenlerdeki elementlerden daha kararlı. Bu durumda cevap karbondioksit ve su. Yani cevap D seçeneği olacaktır arkadaşlar.